düştüm senin aşkına. Nereden çıktın karşıma? Sevdim seni, çok sevdim. Hayat yalnız yaşanmaz, senden ayrı durulmaz. Senin gibi bulunmaz. Sevdim seni, çok sevdim. Sevdim seni çok. Siz Sayın Nalan Doruk, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Yusuf Eren Bey'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Siz Yusuf Eren Beyefendi, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Nalan Doruk hanımefendiyi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Hiçbir çocuk babasız doğmamalı bu hayatta. Ama hiçbir baba da başkasının çocuğuyla kandırılmamalı. Ne yapıyorsun sen Cevdet Yalçın, delirdin mi? Hayatını kurtarıyorum, hayatını. Nalan Doruk'un embriyosundan alınan DNA örneğiyle Mert Özben'den alınan doku örneği %99,99 uyuşmaktadır. Yusuf, ben açıklayabilirim. Sakın. Nalan, sakın. Bir daha gözüme gözükme. Bundan sonra ne benim, ne adanın etrafında dolaşmayacaksın. Bir daha hayatıma yaklaşmayacaksın. Ne olur dinle beni, bak. Bundan sonra seni dinleyecek tek kişi o karnındaki bebeğin gerçek babası. Şimdi defol git. Defol. Yusuf. Yusuf oğlum, nereye? Kaderine gidiyor. Kaderine.
Sen? Kimsin sen? Cevdet Yalçın. Ben ne yaptım? Kendi ellerimle yakıyordum evladım. Sen şimdi adayla evleneceğim diyorsun ama ona şöyle adam akıllı bir evlilik teklifinde bulundun mu? Adaya evlilik teklif ederken diz çöküp ona bu yüzüğü sunacaksın. Sizin aşkınıza ancak bu yüzük yaraşır. Beğendin mi? Abi beğenmek ne demek? Abi ben bu kadar güzel bir şeyin resmini bile görmedim daha önce. Sen nereden aldın bunu? Bir kasadan aldım. Yok yok şaka. Hayatımda en çok sevdiğim iki kişiden birinin yadigarı bu. Abi bu senin için bu kadar özelse ben bunu alamam zaten. Alacaksın. Bu yüzüğün sahibi onu en çok hak eden birine vermem vasiyet. Ben bu yüzüğü bu dünyada senin adandan daha fazla hak eden birine denk gelmedim. O yüzden bu yüzüğü adanın parmağına tak. Hadi hayırlısı. Bismillah. Ha. Zümrüt Hanım. Ah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey. İsmail. Ya dedim ya sana işe başladığım lokantanın sahibi Zümrüt Hanım. Öyle mi? Ay hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Eşikte kaldınız. Buyurun. Buyurun, geçin. Buyurun, buyurun. 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 Geç oğlum, hoş geldin. İsmail, ya bu kılıksız adam kim? Ben ne bileyim Mühtade ya. Sen de her bir şeyi bana soruyorsun. Geç içeri. Vallahi Zümrüt Hanımcığım, dünya küçük derlerdi de inanmazdım ha. Ya sorma. Demek adanın o meşhur dayısı sensin İsmail, öyle mi? Estağfurullah. Ne ana gördü ne baba kızcağız. İşte biz de onların eksikliğini belli etmeme çabasındayız işte. Nerede? Ne nerede? Ada nerede? Yok mu? Ha, bakkala kadar gittiydi. Ya ayıptır söylemesi, evde kahve kalmamış, bir koşuk kahve almaya gitti. Dedeciğim, beyefendi kim? Cevdet Yalçın. Cevdet abi ailedendir. Değil mi dedeciğim? Tabii, tabii öyle. Ya eskiden böyle miydim? Bir tane kanal vardı, onlar ne koysa ona bakıyorduk. Şimdi bu yeni aldığımız televizyonda var ya, her akşam yeni bir kanala rastlıyorum. Hala da bakmadığım kanallar var ha. Bak, bir ton. Ama İsmail'cim bak misafirlerimizin başı
Fırfır döndü oradan oraya, oradan oraya. İstersen kapat artık şu televizyonu. Kız gelmedi ya, sıkılmasınlar diye şey diyor Müftü hadi. Hakikaten ha. Nerede kaldı bu kız acaba? Ben mi gidip bakkala baksam mı acaba? He? Gideyim ben. Merak etti adayı. Gençlik tabii. Tabii. Yani adayı ben doğurmadım ama inanın kendim doğursam bu kadar severdim. Yani şuncacıklığından bu yaşına geldi. Daha bir kere olsun bizi kırmadı, üzmedi. Değil mi İsmail? Öyle öyle. Bir tanedir benim yeğenim. Çok uslu, çok iyi niyetli bir kızdır. Annesi? Annesi hastaydı zaten. Ada küçükken öldü. Yani ama çok sevişirlerdi ya. Ada küçücüktü, dizinin dibinden ayrılmazdı. İlgilenmediniz mi hastalığında? Vallahi üstünüzden başınızdan anladığım kadarıyla fukaralık ne demek biliyorsunuz Cevdet Bey. Biz de adanın anasının hastalığı nedir, ne değildir diye anlayana kadar... Kaşla göz arasında bir anda kuş gibi göçtü gitti rahmetli. Mekanı cennet olsun. Amin. Cümlemesin ki de. Arkasında içi gibi yüzü melek birisini bırakmış gitmiş. Öyle öyle. Melek gibidir bizim kızımız. Değil mi İsmail? Öyle öyle maşallah. Pek iyi bakmışsınız meleğinize. Belli ki geldiğiniz kasabanızda mürüvvetine hemen kavuşsun diye evlendirmeye çalışmışsınız kendisini. Yusuf anlattı da. Hayat ne garip. İnsan alnına yazılanı yaşıyor işte. Senin yolun hiç bozuluğa düştü mü Cevdet Bey? Ha? Geçtin mi bizim oralardan? Geçseydim tanımaz mıydın? Tanırdım. Bir gördüğüm suratı bir daha unutmam. Bellerim ben. Hayırdır inşallah. Hayırdır Üftüha de bizim şehirle ne işimiz var? Git bak. Ada yok. Nasıl yok? Bunu buldum yerde. Adanın çantası bu. Kaçırdı. İsmail bu sefer resmen o Mustafa iti kızı kaçırdı. Yusuf gel benimle. Nereye bakacağımızı biliyorum ben. Nereye bakacağız? Gel. Peşimizden buralara kadar takip etti şerefsiz. Ada! Ada! Şuraya. Dur, 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 dur. Neredesin Ada? Neredesin? Bak, bak burada işte. Ada sokağın başında. Çok ellerinden kurtulmuş. Abi bir saniye bir geri alsana. Aha.
İşte bak, Rüzgar'ın arabası bu. O kaçırmış adayı. Emin misin? Evet abi, eminim ya. Onun arabası işte bu. Tesadüf mü sence? Hayatta tesadüf yoktur Yusuf. Beyefendi durun, nereye? Beyefendi. Lan, beyefendi lan, durun, sakin ol. Rüzgar nerede lan? Rüzgar nerede? Nerede lan Rüzgar? Ne oluyor? Ada nerede lan? Ha? Oğlum bak, adayı senin kaçırdığını biliyorum. Ne diyorsun oğlum? Ada mı kaçırıldı? Ne oluyor burada? Ada kaçırılmış abi. Bunlar da böyle bakmış herhalde. Lan Rüzgar bak, bana ayak yapma oğlum. Seni kameradan gördüm. Ne işin vardı lan bizim mahallede? Ha? Ada nerede oğlum? Evet. Kameradaki bendim. Ama ben oraya Nalan için gittim. Nalan ne alaka? Bu kendisi için ailevi değeri olan bir şey pansiyonda unuttuğunu söyleyip almamı rica etti. Sonra arayıp bulduğunu söyledi. Yalan söylüyorsun. İnanmıyorum lan sana. İyi. Ara sor. Sor. Hepiniz aynısınız lan. O kadına mı inanacağım lan ben? Ha? Yusuf. Beni az çok tanıyorsun. Adanın benim için ne kadar değerli olduğunu biliyorsun. Ben ona zarar verecek en ufak bir şey bile yapmam. Ben bırak adayı kaçırmayı, ona zorla en ufacık bir şey bile yaptırmam. Bence burada vakit kaybedeceğimize beraber polise gidelim. Adayı kurtarmak için elinden ne geliyorsa yaparım. Bana bak Rüzgar. Bu işin altından sen çıkarsan var ya, sana bunun bedelini ödetirim. Aklından çıkarma. Anladılar mı sence? O kadar iyi oynadı ki ben bile anlamadım oğlum. Yusuf bu yanındaki şeyi nereden bulmuş? Ne bileyim ya. Hadi gel. İyi günler. Hadi babacığım, hadi başka kapıyı Allah versin. Dur, ne yapıyorsun sen? Benim alacağım kuldan. Çık dışarı diyorum sana, yoksa polis çağıracağım. Önce evin hanımına haber ver. Polis çağırdığın için sana kızmasın. Sana diyorum, çıksana dışarı. Çıkar mısınız dışarı? İçeri giremezsiniz. Hemen çıkmazsanız polis çağıracağım. Ne oluyor burada? Ne bu gürültü? Kim bu adam? Kimsin bir adam? Şu haline ne işin var benim evimde? Kim olduğumun hiçbir önemi yok. Oğlu Rüzgar adayı kaçırmış. Adayı mı kaçırmış? Hiçbir anne oğlundan habersiz değildir. Ne saçmalıyorsun sen be? Songül, polis çağır hemen, hemen! Polis çağırmana gerek yok Songül. Maalesef doğru Nihal'cığım. Adamın söylediklerinin tamamı doğru. Kaçırmış mı gerçekten o kızı? Evet. Ben de yeni öğrendim. Polis olayı el atmış zaten. Siz de Yusuf'a söyleyin lütfen. Adayı sağ salim teslim edeceğiz. Ben şahsım adına size söz veriyorum. Kardeşimin yaptıkları için de kusura bakmayın. Sözünde durmayan insanları hiç sevmem. Eğer ada evine dönmezse... ben bu eve gelirim. Ne
Nerede Ada? Açıklayacağım. Ada nerede? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun lan? Söz vermiştin. Adayı getireceğine söz vermiştin. Verdim. Verdim ama... kardeşimin akıl sağlığı pek yerinde değil. Şu anda nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Ama beni arayacak. Ben o rüzgarı bir bulayım zaten. Hop, ben kendi ellerimle geberteceğim zaten. Ben ne desem, ne yapsam boş. Babam öldükten sonra rüzgar çok değişti. Allah korusun, dilim varmıyor ama... adaya bir şey yapmış olmasından korkuyorum. Adanın tırnağına bir zarar gelirse var ya... Beni iyi dinle Mert. Sabaha kadar kardeşini bulup adayı getirmesi için ikna etmezsen öldürmeye senden başlarım. Sonra sülalende kim varsa tek tek sırayla hepsinin canını alırım. Sana selam verin komşuna kadar. Önce hayatımı kurtardın. Sonra adayı kurtarmama yardım ettin. Evlilik teklifim için yüzüğünü verdin. Gün geçtikçe borcun kabarıyor işte. Ben babamı pek tanımadım. Cevdet Yalçın. Ama eğer yaşasaydı, senin bana bu yaptıklarını anca o yapardı. Baban yaşasaydı seninle gurur duyardı. Senin gibi bir evladı olduğu için. Sağ ol abi. Evet. Sanki adayı yıllardır tanıyormuşsun gibi. Aileden biriymişsin gibi. Dayısı bile senin kadar dert edip peşine düşmedi. Ama sen benimle birlikte kendini paraladın. Şöyle bir oturup konuşamadık seninle. Konuşuyoruz işte. Çocuğun var mı abi? Bir ailen. Adamın parmağına taktığım yüzüğün sahibi mesela. Vardır muhakkak birileri. Seni bir yerlerde bekleyen. Neredeler? Neden görüşmüyorsunuz? Her düşenin bir acı hikayesi vardır. Her delirenin de bir delirme sebebi. Ben bu ikisi de değilim Yusuf. Ne delirdim, ne de düştüm. Ama daha da akıllandım. Bir gün otururuz bunları uzun uzun konuşuruz, anlatırım sana. Ama biz daha önce bir adayı bulalım. Hadi. Hava da soğudu zaten, kalkalım. Hadi. Sen git abi. Ben biraz daha oturacağım. İyi tamam, hadi. Polise de mi haber versek abi? Bak çocuğun silahı varmış, Allah korusun. Adaya zarar verirse. Veremez. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun abi? Ya verirse? Bak ada benim canım. Eğer ona bir şey olursa ben yaşayamam.
Adaya hiçbir şey olmayacak. Ne oluyor Cevdet Yalçın? Bu adamlar kim? Benim adım Cevdet Yalçın değil Yusuf. Cevdet Yalçın hiç yaşamam. Rahat hareket etmek için taktığım bir maskeydi yalnızca. Ama Cevdet Yalçın hiç olmadı. Madem Cevdet Yalçın diye biri yok, sen kimsin? Hünkâr Balaban. Adanın doğmadan öldürülen, hiç görmediği babasıyım. Bir gün bunları anlatacağım sana. Ama şimdi hayatta hiçbir şey kızımın canından daha değerli olamaz. Gelmiyor musun?